Selamünaleyküm. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bahçemizi şöyle kısa bir turlayalım. Şöyle bahçemizdeki değişiklikleri göstereyim size. Burada patlıcanlarımız var şöyle. Biberlerimiz. Artık patlıcanlarımız döktü. Size onları göstereyim. Şöyle görüyorsunuzdur. Patlıcanlarımız artık döktü böyle. Başka bir yerde daha vardı. Birkaç yerde daha vardı. Şöyle görüyorsunuz. Patlıcanımız artık döktü, çektik böyle. Çiçekler sadece üstünde. Şu karşıda var bir tane. Böyle. Hemen 10 kadar vardır üstünde. Geçen saydım. Odan biberlerimize bakalım şöyle. Biberlerimizin üstteki biberimizde daha genelde döken. Ama şurada da var. Bak bunu da göstereyim şöyle. Kaba sarı biberlerimiz. Charleston. Bunlar da döktü artık. Mesela şöyle domateslerimiz var burada. Biz bunu normal sofralık domates yaptık. Böyle salçalık domates çıktı. Görüyorsunuz. Bunlar salçalık domatesmiş. Tabi döktüğü zaman belli oldu. Şöyle göstereyim. Bahçemiz şu an hali böyle. Artık domateslerimiz olmaya başladı. Bahçemiz tabi burada mesela burada sofralık domates var, salçalık domates var, pembe domates var. Hatta çiğ domates dahi var, şöyle göstereyim. Çiğ domateslerimiz de döktü artık. Şurada 10 dakika daha var şöyle sırayla. Bunlar da karışmış içine. Bunlar pembe domateslerimiz. Daha tam içinde domates yok. Şuralarda da nerede olduğunu şu an bilmiyorum. Pembe domates var bir tane daha. Bu da dökmüştü. Bakalım en kısa zamanda çapa videosu gelecek bunlara. Şu an çapasını daha yapılmadı. Çapasını yapınca videosunu da atacağım. Şimdi şöyle ilerleyelim biraz. Biberlerimiz var burada. Tekrardan şöyle biberlerimizi göstereyim. Bunlar kıl biber. Böyle köftelik. Biber dediklerine. Bunlar tatlı biber tabi. Biz acı biber tüketmiyoruz. Tatlı biber tükettiğim için bunlar tatlı. Çok lezzetli oluyor gerçekten bunlar. Yani kendi bahçe biberimiz. Burada parmak üzümlerimiz var böyle. Güzel. Çok güzel cinsi. Şöyle görüyorsunuz. Böyle yerde çok büyük bir üzüm bahçesi. Uzunlama gibi bir yere doğru. Şu da erimiz var. Şimdi onun yanına gidelim. Evet, şimdi erimizin yanına geldik. Artık erimiz biz doğrusu koparmadan kuşlar zaten yavaş yavaş artık yemeye başladılar. Şu alt dalları toplamıştık. Bu dallar komple erikti. Artık onların nasipleri, onlar da tabii nasibini yiyor. Şu şekilde. Eylem herkese nasibini yediriyor. Ortak yiyoruz yani biz hayvanlarla. Kendi hayvanlarımız da yiyor. Biz de yiyoruz şöyle. Daha tabii üstünde çok hayvanlar da, çünkü kuşlar, kurtlar aç artık. Bu orman taraflarında bir şey kalmadı. Yanında tabii marazlandırıyor yavaş yavaş artık kendisi de. Bunlar hayvanlarımıza mesela. Şimdi bamyamıza geçelim. Bu da hemen altında bamyamıza. Annem daha yeni suladı bamyaları. Akşam suluyoruz genelde. Artık hepsinde bamya var. Şöyle görüyorsunuz. Bunlar bamya oldu artık. Maşallah görüyorsunuz ne kadar güzel. Bunca beli aşağı düşmüş. Şunu biraz toprakta örteriz. Börülcelerimizde börülce var. Ama küçük olduğu için gözükmüyor. Şöyle görmüşsünüz şurada. Şimdi yerdeki börülcelerimizde güzel börülcemiz var. Ama şurada salatalıklarımızı göstereyim size. Çoktan beri dökmüyordu. Artık salatalıklarımız dökmeye başladı. Şöyle göstereyim size. Ucundan dökmeye başladılar. Şimdi anca sulandı daha bundan yeni. Birkaç zamanda sulayamadık, ondan dökmedi büyük ihtimalle. Şimdi sulamaya başlayınca hemen dökmeye başladı. Şöyle salatalıklarımız. Çoğunda artık yavaş yavaş gözükmeye başladı, dökmeye başladılar.
Şimdi şurada fasulyelerimiz, börülcelerimiz, ona yana gidelim. Bu da börülcelerimiz var böyle. Bunu da göstereyim. Artık bayağı büyüdüler. Şu şekilde çiçekleri de var bir yandan. Bir yandan çiçek açıp bir yandan börülce döküyor. Börülcemiz güzel tohumlu bir börülcem şu anlık. Gözüken. Burada patateslerimiz var. Patateslerimiz bizim erkenden saraldı çünkü gübre. Ve ben zaten az ekmiştim zaten. Dönemelik gibi göz bakmalık sadece kendim böyle. Bizimki patates çok lezzetli. Hatta birkaç tanesini ben şöyle kazdım. Bebek patates denilen patates oluyor ki çok küçük. Onlardan çıkıyor bizim burada. Fazla büyük olmuyor. Bir tava kadar şöyle çıktı. Kavurdum hatta onu böyle güzelce. Bu geri kalanında videosunu çekmek için böyle bu şekilde bekliyor. Bunları videoda güzelce kazalım hep beraber. Bir kızartalım şöyle kabuklu kabuklu. Çok güzel oluyor gerçekten. Bu da fasulyelerimiz o şöyle. Görüyorsunuz. Şimdi ayvalarımıza bakalım şöyle. Maşallah ayvalarımız da bu sene bereketli. Güneş ışığı vuruyor olabilir şöyle biraz. Tamam akşamüstü saatlerindeyiz çünkü. Şekilde. Size bunları da göstereyim. Birlikte yapmıştık hatırlıyorsanız bunlar asma çiçeklerimizdi. Onları ekmiştik. Bazıları şöyle çok güzel tuttular. Bazıları şöyle çok güzel tuttular. Bayağı boylandılar. Bazıları ise tutmadı şu şekilde. Ha, tutmuş bak bu da tutmuş. Şunun gibi mesela tutmamışları var arada. Bu şekilde oldular. Bu da kirazımız var böyle. Küçük bir kirazımız. Burada cevizimiz var. Bunu ben yanlışlıkla köklemiştim. Ektim sonradan tuttu. Çok güzel oldu gerçekten. İncirlerimiz var. Şimdi öbür ağaçlarımıza gidelim. Burada şöyle çok güzel elmalarımız var. Size onları göstereyim. Güneş vuruyor pardon. Şöyle göstereyim size. Üstünü görüyorsunuz. Bu sene çok güzel elması var gerçekten bol bol. Ama biraz küçük tanenin yapısı. Bunlar daha büyür mü büyümez mi artık bilmiyorum. Şöyle göstereyim. Bir kere gübre verdik sadece bunlara. Bir daha vermek lazım aslında büyümesi için şöyle gübre ki güzelce boylansın artık. Şimdi armut ağacımıza geçelim. Evet armuttan şöyle, önce şöyle bir üzümümüz var şurada damımızın üstünde. Şöyle göstereyim. Dalları sırf üzüm maşallah. Şu aralara sırf maşallah üzüm. Bir tane güzel üzümü var. Maşallah derseniz gerçekten çok sevinirim. Kanalıma da abone olmayı unutmayın mutlaka. Bir abone olmak ücretsizdir. Sadece bir abone butonuna basmanızı basarsanız çok sevinirim. Şimdi armudumuza gidebiliriz. Evet, şimdi armudumuza geldi sıra. Şöyle göstereyim. Bu sene ikinci senesi bunun armut vermeye başlayamadı. Şöyle göstereyim. Bu kış armudu. Kışa doğru oluyor böyle çok geç zamanlarda. Artık meyvelerin bittiği zaman bu olmaya başlıyor. Şimdi sıra narlarımıza geldi. Narlarımızı çekip aşağı inelim. Burada narlarımız var şöyle. Artık bunu da fazla yapmıyor bunlar ama şöyle göstereyim tek tek. Şöyle küçük küçük narları var artık. Üstünde. Narlar oluşmaya başladı. Aşağıdaki nar ağacımızda bayağı büyümüş narları. Onları da göstereyim şimdi size. Burada bir de elma ağacımız var şöyle göstermiştim size daha önce. Şöyle hatta kızarmaya başladı elmaları. Şöyle göstereyim. Nerede o? Bak şöyle şöyle. Aşağıdaki elmamız var, daha erken. Aşağıdaki meyve ağaçlarımız daha çok erken oluyor genelde. Şurada gübrenin üstünde kendinden çıkma. Böyle kabağımız var ama tohum yok. Döküyor sararıp yok oluyor. Şöyle göstereyim döküyor derken. Uçtan ucum tek döküyor bak şöyle gördüğünüz gibi. Burada bir daha dökmüş ama sararmış. Yani olmuyor niyeyse. Burada bir tane domates var kendisinden çıkmıyor bu şekilde. Ama özellikle karpuzlarını göstereyim size.
Şurada 2-3 daha karpuz çıkmış kendi kendine. Görüyorsunuz burada bir tane böyle karpuzumuz var. Burada temelin içinde bir askıda kalmış bir tane daha var. Şurada bir tane daha var şöyle askıda. 3 tane oldu. Burada bir de böyle yatan güzel bir karpuzumuz var. Aşağıda şöyle göstereyim. Burada bir de bostanımız var. Şöyle güzelce. Çok çabuk büyüdü maşallah. Artık aşağı tarlaya inelim. Orada da ağaçlarımız, onda da çekimizi. Evet, bu aşağı tarlamızdaki elma ağacımız. Şöyle elmalarını göstereyim size. Artık olmaya başladı da bu. Tepeden de olmuş da var. Hatta şu iki tane de kopardım. Çok güzel elması var. Doğal olduğu için tabi biraz kurtlanabiliyor. Bir yandan şöyle hayvanlar artık yemeye başlamış bunlara. Öyle. İki dal bu da elmamız. Bu kendinden bitme. Bundan dolayı. Bu asıl elmamız yok ama bu elmamız da güzel var. Evet, bugünlük de bu kadar. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, beni desteklemeyi unutmayın. Özellikle kanalıma abone olursanız ve bildirimleri açarsanız beni çok sevinirsiniz. Hepiniz hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.